Evet kıymetli dostlar, 8 Şubat 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Zar zor güç bela bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden de hepinizden desteklerinizi en yüksek şekilde bekliyorum. Ayrıca bir kez daha şu tişörtü övüyorum. Öve öve bitiremiyorum. İnanın forma kadar güzel bir tişört, onu belirteyim. Hatta daha da abartayım. Formaya paranız yetmiyorsa bundan mutlaka almanızı tavsiye ederim. Şimdiden benden söylemesi, sonuna darılmayın. Arkadaşlar Fenerbahçe'de ayrıldık için geri sayım. Lincoln Henrique'nin ayrıldığı için artık geri sayıma geçti. Brezilya'da Brezilya'ya giden 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu. Bragantino için sağlık kontrolünden geçti. Ee, artık bürokratik detayların tamamlanması bekleniyor ve Oyuncunun artık açıklanmasını hepimiz bekliyoruz. Arkadaşlar oyuncu satın alma opsiyonu kiralık olarak gidecek. Ve Fenerbahçe uzun süre sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyememişti. Lisansa çıkarılmamıştı. 10 ay sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana, Adana Spor maçıyla sahalara geri döndü. Bir gol bir asiste tamamladı. Yani e, nerede bıraktıysam oradan devam ediyorum dedi. Üstelik sol bek oynayarak bunu yaptı arkadaşlar. Yani sol bekte bunu yaptı. Yani yetenekli bir oyuncu, güzel bir oyuncu, bağlılığı yüksek bir oyuncu. E, ama ne olur ne olmaz. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak nasıl edecek. Çünkü yabancı kontenjanı malum. Oyuncunun pişmesi gerekiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken hani kimsenin kendine gelmesini de bekleyemeyecek kadar bir durumda. O yüzden de her iki taraf için de hayırlısı olsun. Ama resmi açıklamayı da bir an önce bekliyoruz sevgili dostlar. Evet. İnternet Castle Canuzunu istiyor. Bu haberin bizimle alakası yok ya. Yani Fenerbahçe'nin alakası yok. Sebebini şöyle anlatayım size. Yünmer forması giyen Can Uzun talipleri artıyor ve Inter'in kesin 18 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil oldu. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. 20 maçta 13 gol, 3 asist yaptı ve takımları peşinden koşturuyor. Arkadaşlar bana çok sorulur hocam Can Uzun gelecek mi? Sonra ben öğrendim ki Arkadaşım bir tanesi Fenerbahçe'ye sürekli futbolcu getiriyor. Sürekli. Sürekli transferler. Onu getiriyor, bunu getiriyor, şunu getiriyor. İşte stadyum 500 bin kişilik falan oluyor. Şu oluyor bu. Ya arkadaş duyumu kim verdiyse, kim bu duyumun sahibi ise ona soracaksınız. Diyorum ki arkadaşlar Can Uzun'la bizim bir alakamız yok. Ha diyorum keşke olsa diyorum hocam keşke olsa dedin. Demek ki bir şeyler yapıyoruz. Arka planda çalışıyoruz. Lan keşke olsadan siz bunu mu anlıyorsunuz? Bak yine söylüyorum. Keşke olsa. Ah keşke olsa. Keşke Fenerbahçe transfer etse. Keşke etse. Yani bunu destekleyecek de e, oyuncu 18 yaşında 1357 dakika 13 gol 3 asit enfes bir olay. Bu yabancı kuralını koyan arkadaşlar. Muhtemelen ve muhtemelen Gurbetçi futbolcuların e, ne kadar bol geleceğini yani ne kadar e, Türkiye'ye akın edeceğini ve altyapıdan futbolcu çıkmasını bekledikleri halde aslında daha az futbolcu çıkacağını hesaplamışlardır. Bak bir kez daha söylüyorum. Yabancı olayı yanlış. Yabancı olayı yanlış. 14 yabancı bırak serbest bırak istediği kadar kadro dolsun istediği kadar oynasın de. Türk futbolcuları rahat rahat satalım. Fenerbahçe futbolcu satmasın diye yabancı kuralını saçma sapan bir yere geçirmeyin. Bak Fenerbahçe futbolcularını satmasın diye bu yabancı kuralı. Arkadaşlar bak 14 tane yabancı. İstediğin kadar da Türk alabilirsin. Serbest. İstersen 14 yabancının 11'i ilk 11'de olsun. 3'ü yedek olsun. Bu kuralı serbest bırakın. Arda Güler'le övünüyoruz. Öbürünün övünüyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Avrupa Türk'ten geçilmez. Ama bizim Türk düşmanı zihniyetteki arkadaşlar. Fenerbahçe düşmanı zihniyetteki arkadaşlar. Ortalığı 56 yapıyorlar. Ben bunu daha açıkça açık söyleyeyim. Fenerbahçe Serdar Dursun için kara gümrüğü bekliyor diyor. Açıkçası beklemiyor. Yani eski futbolcu Serdar Dursun yeni futbolcumuz olarak anlaşma sağlandı. Kara gümrük bir ismi almaya çalışıyor. Onu almak üzere de belki de aldılar arkadaşlar şu anda. Umut Nahir Pendi'ye kiralandı ve Fenerbahçe yeni bir golcü peşinde. Tiago Çukur'la ilgili Geçen gün ben üye arkadaşlara duyum verdim. Dedim ki arkadaşlar Thiago Çukur beğenilmedi. Bilginiz olsun. Yani, e, beğenilmedi dedim. Olsa iyi olurdu ama beğenilmedi. Gidecek ve Serdar Dursun hayırlı olsun dedim. Üye arkadaşlara şunu söyledim. Arkadaşlar e, futbolcu bak futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor. Üçüncü forvet. Yani Şubat şu varken Allah aşkına bak. Birazcık elinizi vicdanınıza koyun. Şu Edin Ceko varken Şubat şu ayı varken Serdar Dursun'a sezonda kaç dakika süre gelecek? Abartıların kenarından geçelim. Ve oyuncu takım arkadaşlarına vedalaştı. 25 maçta 6 golü var. Fenerbahçe için hayırlısı olsun arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu arada Can Uzun için bir kez daha diyorum. Keşke Fenerbahçe alabilse. Ama neredeyse imkansız yani. Yani keşke. Keşke Fenerbahçe alabilse. Burada benim çay içmem lazım. Evet. Şimdi Başakşehir'in Berkay'dan beklentisi. Ne demiş atalarımız? Bahçelerde kaykay, koca kafalı Berkay. Amirli futbol takımımız İtalya ile hazırlık maçı yapacakmış bu arada. Yakışır. Yakışır. Bahçelerde kaykay, koca kafalı Berkay. Şimdi Fenerbahçe orta sahasından memnun musunuz? Fred memnun. İsmail memnun. Şimanski memnun. Kurun hiç mi hocam? Ben daha anlayamadım ki sahanın içinde geziyor, oynuyor. Memnun, memnunum diyeyim hocam. 4. Mert Hakan hocam değilim. Zayt hocam değilim. Diyeceksiniz bak. Ben sizi sizden daha iyi tanıyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda ortalığı karıştırma peşinde olsalar da her ne kadar da yorumunu katma deseler de ben elimden gelince bunu katmak zorundayım. Mert Hakan'ı Zayt'sı Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor. Ve bu arkadaşlara güvenmiyorlar. Dün ben Mert Hakan'ı beğenmediğimi söyledim. Arkadaşım biri beni Fenerbahçe düşmanlığıyla itham ediyor. Diyor ki sen Mert Hakan'ı beğenmedin. Daha ne yapacak? Sahanın en iyilerinden biriydi. Sen Mert Hakan'ı beğenmediğine göre Fenerbahçe düşmanısın diyor. Çok zekisiniz. Hani bu zeka ile bu yaşınıza kadar nasıl geldiniz, nasıl ettiniz? Ya arkadaş beğenemez miyiz? Yani beğenememezlik yapamaz mıyız? Futbolcu kötü oynuyorsa kötü diyemez miyiz? Ya siz necisiniz ya? Siz necisiniz arkadaş? Neyse ben kendimden eminim. Sizler de kendinizden eminsiniz. O yüzden çok konuşmanın lüzumu yok arkadaşlar. Başakşehir Berkay Özcan için 4 milyon euro istedi arkadaşlar. Bu doğru. Biz Berkay Özcan'ı istedik. Doğru. Ama bu arada Can Uzun'la ilgili de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Ah keşke gelse diyorum. Can Uzun'u da bir kez daha konuşmuş olalım. <laughs> Şimdi Başakşehir son dönemde de Fenerbahçe'nin anlamına 25 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro beklentisi var. 23 maça çıktı. 2 asist yaptı. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Hocam bak işte 4 milyon euro istiyorlar. İşte senin yani Türk futbolunun marka değeri şöyle böyle. Arkadaşlar işte Türk futbolunun marka değeri bu. Sen yabancı kuralını, Türk kuralını saçma sapan hale bürürsen Anadolu takımlarda futbolcuna 4 de ister, 14 de ister, 24 de ister. Bütün suç bu kuralı koyan futbol cahillerinin. Ya futbol cahillerinin. Ve inşallah bu yanlış karardan bir an önce dönerler. Berkay Özcan için de iyi bir Fenerbahçeli kardeşimiz. Ancak kulüpler anlaşırsa, Zayt oraya kiralık gitmeyi kabul ederse bence bu iş olur. Bak Zayt'tan da bir cacık olacağını zannetmiyorum. Tamam Fenerbahçe topçusu iyi niyetli şöyle böyle ama o da görmüştür. Gaziantep maçında bile bir şey yapamadıysam demiştir. E, hepiniz gördünüz. Dün Fenerbahçe yedek kadroyla sahaya çıktı. Tamamen yedek. Yani tamamen yedek kadroyla çıktı. Bu arada o sayının takımı finale çıktı. Pazar günü saat 23'te Türkiye saatiyle 23'te maçları başlayacak. Pazartesi bitecek. Muhtemelen pazartesi akşamına gelecektir. Fenerbahçe'nin bir sonraki lig maçı cumartesi günü en azından e, izin kullanırsa bile Çarşamba, Perşembe e, hazırlıklarına başlayacaktır. Her şey için hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu da belirteyim. Serdar Aziz ikinci kez baba olmuş. Gözü aydın. Allah analı babalı büyütsün. Bunların hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi bizim futbolcumuz ama kardeşimiz aynı zamanda. E, gözü aydın. İşte Fred'in sahalara döneceği maç. Fred Samsun Spor maçına sakatlanmıştı. Ve sonrasında... Sağ bacağındaki uyluk tendonuna yırtık tespit edilmişti. Çekilen MR, ardından kontrol MR'ı vesaire derken düz koşullara başladım. 19 Şubat'ta bir kez daha çekileceği söyleniyor. Ben 14 diyebiliyorum. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri haline döndü ama şanssız bir dönem geçiriyor. Kasım'da sakatlandı, 5 maç kaçırdı. Döndükten sonra kısa sürede eski formuna ulaştım. 21 Ocak'taki Samsun maçında 1-1 biten maçta 87. dakikada kenara geldim ve bu sakatlıklar oldu. Arkadaşlar 30 yaşındaki oyuncu 19'una kadar bireysel idmanı sürdürecek diyor. Fenerbahçe'nin hedefi Kasımpaşa, Fred'in hedefi Kasımpaşa maçı diyor ve takımla çalışmalara başlayabilir. En iyi senaryo gerçekleşirse Şubat ayının son haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte formasına kavuşabilir diyor. Arkadaşlar buradaki en iyi senaryodan ee, kasıt yanlış anlaşılmış. En iyi senaryo diye bir şey yok. En iyi senaryo şu. Oyuncunun bir sonraki MR'ı tertemiz çıkacak. Direkt takımla çalışmalara başlayacak. En iyi senaryo bu. Ya bundan daha iyi bir senaryo ne olacak arkadaşlar? Yani futbolcu geriye dönüp Gaziantep maçında mı oynayacak? İyi tarafı ne biliyor musunuz? İyi tarafı şu. Fenerbahçe'nin şu dönemde oynadığı maçlar kolay maçlar aslında. Yani kolay maçlar. Nispeten kolay maçlar. İnşallah sonuçları da güzel olur. O yüzden iyi tarafı bu. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş için sürpriz iddia. Fenerbahçe ve Beşiktaş Dinamo Kiev forması giyen sol bek Kostinian Vicharenko ile ilgilendiği öne sürüldü. Bakın arkadaşlar öne sürüldü, iddia edildi, şu oldu, bu oldu. İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınında yer alan haberde iki ezeli rakibin Dinamo Kiev forması giyen Konstantin Vivcharenko ile ilgilendiği öne sürüldü. Orijinal bölgesi Solbek olan ancak savunmanın merkezinde görev yapabilen 21 yaşındaki Ukrayna futbolcunun Bologna, Bologna ve Roma tarafından takip edildiği aktarıldı. Bu sezon Dinamo Kiev'de 5 maçta süre almış güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Hani bu haberleri üretirken kaç lira alıyorsunuz? Şundan dolayı diyorum ya ben bir öğretmenim. Hani yazın ben de tatile çıkmak istiyorum. Ailemi tatile götürmek istiyorum. Hani maaşım belli. çok iyi bir yere götüremeyeceğim gibi geliyor. Bu arada varsa arkadaşlar otelcilik işiyle falan ilgilenen arkadaşlar, bizimle iletişime geçsinler. Ya hocam ben şu otel sahibini tanıyorum, yardımcı olur falan filan diyorsanız iletişime geçin. Ben gereken kişilere iletişime geçeyim, bir sorayım şeyi. Şundan diyorum yani bu haberleri yapmak kaç lira oluyor? Kaç liraysa ben de yapayım. Baba, ben de yapayım oğlum. Ben de ekmek ekmekleneyim. Ben de nasip nasipleneyim. Ne olacak ya? Bu da çok şey duruyormuş ya. Kadıköy sokak yazısı bak şu. Şu an dikkatimi çekti. 9000 şöyle dursun biraz. Şuradan da sıkıştırayım hatta. Şöyle dursun. Ya abi biz de ekmeklenelim. Biz de nasiplenelim. Yani bu haberleri yaparken i̇nsan biraz da bizi düşünür yani. Anlatabiliyor muyum? Lütfen biz de sevinelim. UEFA Süper Lig'e karşılık olarak Şampiyonlar Ligi ödüllerini arttırdı. Süper Lig'e karşılık değil, bizim Süper Lig'den bahsetmiyor ha bilginiz olsun. Şimdi bütçe 500 milyon euro arttırılarak 4.8 milyar euroya yükseltilmiş. Dönem paralara bir bakın. Katılım için takımlar 15 milyon euro yerine 19 milyon euro alacak. Her turu geçmek için verilen para ödülü de artacak. Arkadaşlar şöyle anlatayım size. Birileri e, hesaplama yaparken çok yanlış hesaplama yapıyor. Bunun pazar payı var. Bunun bilmem ne payı var. Şunu var bunlar. Allah nasip etti inşallah. Fenerbahçe şampiyon oldu. Şampiyonlar ligine gidecek. 19 milyon euro mu alıyor? Hayır. Fenerbahçe 19 milyon euro alıyor. İkinci de elemeye gidiyor. O geçemedi diyelim. 19-19-38 alıyor. Otomatikman. 38 milyon euro. Yanlış duymadınız. 38 milyon euro. Artı pazar payı, cart cürt payı şudur budur derken öbürü gidemediği için bir 10 milyon euro da oradan alıyor. 48 milyon euro. Bunun reklam geliriz, işte ürün satışı, forma satışı, galibiyet gelir hariç. Yani Fenerbahçe bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasında 48 milyon euro bulabilir. Birdenbire. Birdenbire 48 milyon euro bulabilir. 48 milyon euro Fenerbahçe'ye hayat olur. Hayat. 11,5 milyar. Fenerbahçe'nin borcu 11,5 milyar. Değil mi? Çok kazık, çok fazla borç. Abi Galatasaray geçen gün yönetimi açıkladı. Bir tane yöneticisi. Galatasaray'ın borcu da 13, 13 milyar liraymış. Yani 13 milyar TL'ymiş. Merak ediyorum Fenerbahçe'ye batmış da Galatasaray ne yapmış? Ha, bu beni çok alakadar etmez. Allah daha kötü günler versin. Hiç sıkıntı. Bize yaşattığını yaşamadan ölmesinler. O da ayrı mesele. Ama Fenerbahçe'ye gelince böyle. Galatasaray'a böyle. Bu arada Ankara gücü Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuş. 8 Şubat'tayız. 18 Şubat'ta Ankara gücü Galatasaray'la oynayacak. birazcık umudum vardı ama artık yok. Şunu da söyleyeyim. şu sıralarda oynanan uzatmaya giden maçta Trabzonspor Gençler Birliği deplasmanında idi. 1-0 yenik durumdalar. 90 artı 6'da gol atmayı başardılar ki 6 dakika uzatma verildi. Gençler geçmiş olsun diyorum şimdiden. Yani onlar da stadyumun zemininden falan şikayetçi olmuşlar. Keşke Fenerbahçe Pendik Stadının zemininden şikayetçi olduğunda diyeydiniz ki arkadaş adamlar haklı. Bugün onlara yarın bize diyeydiniz. Şimdi çok inandırıcı olurdu. Ya ben her zaman söylüyorum adalet herkes için adalet. Bir takım için adalet olursa bunun adı kullanma olur. Bunun adı şike olur. Ya bir takımın sürekli hakkı yenirse bunun adı şike olur. Ama bir takım e, hakkını yendiğini söylüyor. Sen de çıkıyorsun diyorsun, Arkadaş bugün onlar oynuyor. Yarın ben oynayacağım. Hiçbir şey olmadı. Kupa maç oynayacağım. Hiçbir şey olmadı. Başka bir şey oynayacağım. Adamlar haklı desen ya bizim ülkede bu iklim yok. Bizim ülkede futbol iklimi gerçekten bataklık arkadaşlar. ha ben de şunu söylüyorum. Takımlarımız bu bataklıkta sadece kendilerini düşündüğü için Türk futbolu bu halde. Daha da kötü günler bizi bekliyor ama hayırlısı olsun. Özetlemek gerekirse can uzun konusunda bir kez daha söyleyeyim. İnşallah Fenerbahçe'ye gelir. Yani böyle bir şey olur inşallah. Ama şu an çok çok zor. Vichirenko alakamız yok. Berkay Özcan için görüşmeler sürüyor. Belki Zayt kiralık gitmeye şey yaparsa yani kiralık gitmeyi kabul ederse olabilir. Neden olmasın? Belki satın alma opsiyonuyla olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Onun dışında Lincoln e gitti zaten açıklayacaklar. Tiago Çukur da gitti Ümraniye'ye. Onu da açıkladılar. Serdar Dursun hayırlı olsun. Mert Hakan devam edecek. Zayt's hiçbir yere gideceğini zannetmiyorum şu aşamada. Keşke Zayistan ve Kent'ten ikisinden birden çıkıp bir yabancı alabilseydik. Özellikle transferin son günü yarın. Ama zor. Fred'in dönüşü daha da erken olabilir. Benim aktaracaklarım bu kadar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.